Merhabalar. Bu videomda sizlere dünya tarihine mal olmuş bir Müslümanın biyografisini anlatmaya çalışacağım. Bu kişi Malcolm X'tir. Malcolm X, 19 Mayıs 1925'te Omaha'da doğmuştur. 21 Şubat 1965'te New York'ta silahlı saldırıda ölmüştür. Gerçek ismi Malcolm Lytle olan Müslüman olduktan sonra Arapça El-Hac, Malik El-Şahbaz ismini alan Amerikalı siyasetçi ve insan hakları savunucusudur. Gelmiş geçmiş en etkili siyahilerden birisi olarak tarihe geçmiştir kendisi. Malcolm'un babası 6 yaşındayken öldürülmüştür. 13 yaşına geldiğinde durumu gittikçe kötüleşen annesi Michigan eyaletinin Kalamazoo Akıl Hastanesi'ne kaldırılmıştır. 13 yaşında koruyucu aileye verilmiştir. Reşit olduktan sonra gençliğinde Harlem'de yaşamıştır. Harlem'de yasa dışı yapmadığı hiçbir iş yoktur. Kendisi tam bir sokak serserisidir. Uyuşturucu, kadın, soygun, aklınıza ne gelirse bunların hepsini yapmış bir insandır. Bu arada hırsızlıktan cezaevine düşer. Yıl 1946. Hırsızlık ve haneye tecavüzden cezaevine girmiştir. Burada Elijah Muhammed'in sağ kolu olan adamla tanışır. Bu adam çok etkili, kelimelerle arası çok iyi olan bir insandır. Kısa sürede Malcolm'u etkisi altına alır. Malcolm, İslamlısı cemaatine katılmaya karar verir. 1952 yılında şartlı tahliyeyle cezaevinden çıkar. Bu arada İslam Ulusu cemaatinin kendisine destekleriyle çıkmıştır. Elia Muhammed'i ziyaret eder ve kendisini ikinci vaizi olarak ilan eder. Vaazlar vermeye başlar. Amerika'nın dört bir yanında vaazlar vermeye başlar, camiler kurar. Atlanta'da, Philadelphia'da, Hartford'da, Springfield'da 14 tane cami kurar. Kendisi son derece karizmatik, etkileyici, kitleleri istediği gibi yönlendirebilen, kitleleri arkasından sürükleyen bir insandı. Bu arada FBI'nin de dikkatini çekmeye başlar. FBI kendisini adım adım izlemeye devam eder, dinlemeye alır kendisini. Malcolm çok okuyan, kendisini geliştiren bir insandı. Kitleleri arkasından sürüklemeyi başardı. Amerika'nın en tanınan insanlarından biri haline gelmişti. İşler yolunda gidiyordu. Bu arada bir konferansta eşiyle tanıştı. Kısa bir süre sonra Betty Sanders'la evlendi. Ondan 6 tane çocuğu oldu. Eşiyle çok mutlu bir evlilikleri vardı. İşler de yolunda gidiyordu. Adeta bir masal dünyasında yaşıyordu Malcolm. Elia Muhammed'i kutsal bir insan olduğuna inanıyordu. Halbuki Elia Muhammed kendisini peygamber ilan etmiş, son peygamber olduğunu iddia eden sapık bir insandı. Ama o bunun farkında değildi. Elia Muhammed şunları söylerdi. İnsanların aslanın siyahi olduğu, beyaz tenli insanların şeytan olduğu, siyahilerin beyaz insanlardan üstün olduğu, çok yakında beyaz ırkın yok olacağı iddialarında bulunan bir insandı. Yani Müslüman olduğunu söyleyen ama kendince bir din kuran bir insandı. İslam'ın zencilerin dini olduğunu iddia eden sapık bir insandı. Ama Malcolm ona o kadar inanıyor ve seviyordu ki bunu gözü bir türlü göremiyordu. Tabii ki Malcolm vaazlarda Elijah Muhammed'in pek hoşuna gitmeyecek şeyler söylemeye başlamıştı. Ve bir gün 1963 yılında John Kennedy suikastle öldürüldüğünde televizyon programında kendi yaptıkları kendisini gelip buldu diye bu anlamda sözler söyleyerek Elijah Muhammed'in tepkisini çekmiştir. Elijah Muhammed kendisini yanına çağırır ve tepkisini gösterir. Seni 90 gün susturdum der ve konuşmasını yasaklar. Bu arada Malcolm'un eşi kendisini uyarır. Bu adam senin sandığın adam değildir der. Bu adam kadınlara taciz yapıyor, seni kullanıyor, mal, mülk, para hepsi kendilerinde, sana hiçbir şey vermiyor der. İlk defa evlilikleri boyunca bu kadar büyük bir kavga ederler eşiyle. Malcolm bunların olduğuna inanamaz. Eşi der ki bana inanmıyorsan git o kadınlarla görüş der. Ve Malcolm'un dünyası yıkılmıştır, bir türlü inanamıyor. Yakıştıramıyor bu adama ve gider o kadınlarla görüşür ve olayın doğruluğunu öğrenir. Malcolm kendisine susturma cezası verilmesine rağmen öyle susturulacak bir adam değildi. Kendi çalışmalarına ufak ufak devam ediyordu. Bu kadınlarla görüştükten sonra Elijah Muhammed'in yanına gider ve görüşür.
kendisine sorar böyle bir şey var mı diye. Elijah Muhammed ne dese beğenirsiniz, kendisinin son peygamber olduğunu ve tohumlarının dünyaya yayılması gerektiğini söyler. Onun için o kadınlarla beraber olup çocuk yaptığını söyler. Umar sonrasında Elijah Muhammed'in sağ kolu olan Beyim'le görüşürler. Bu Beyim de cezaevinde Malcolm'un İslam ulusu cemaatine girmesini sağlayan insandır. Malcolm olayı kendisine anlattığında o da Elijah Muhammed'in de bir insan olduğunu, onun da zaafları olduğunu söyler. Malcolm ona o zaman Elijah Muhammed kutsal biri değildir deyince aralarında çok sert bir tartışma geçer ve Malcolm oradan ayrılır. Ve bunun ardından Elijah Muhammed Malcolm'un infaz emrini vermiştir. Malcolm evine gittiğinde kendisinin yanında olan sağ kolu olan arkadaşı kendisine olayı anlatır. Kendisinin görevlendirildiğini ve arabasını kundaklayacağını söyler. Artık Malcolm olayın vehametinin farkına varmıştır. Her gün evine telefona mesajlar, tehditler yağdırırlar. Bunun ardından Malcolm bir basın toplantısı yapar ve kendi sözünü artık söyleyeceğini ilan eder. Bundan sonra evini yakarlar, evini kundaklarlar. O kadar gözleri dönmüştür ki. Halbuki Malcolm kendi sözünü söyleyeceğim dediğinden dolayı menfaatleri ellerinden gidecek korkusuyla yapmadıkları azgınlık, yapmadıkları rezillik bırakmamışlardır. Bu arada Muhammed Ali ile de çok samimi arkadaşlardır. Ama cemaat onların arasında açar. Cemaatten ayrıldığı için Muhammed Ali de bir nevi ona sırtını dönmüştür. Artık yapayalnızdır. Tabii ki Malcolm Kur'an-ı Kerim okuyan, gerçekten İslam'ı öğrenen bir insandır. Bu arada hacca gitmeye karar verir. Hacda yaşadığı olaylar inanılmazdır. Her renkten insanla aynı sofrada yemek yiyor ve aynı anda ibadet ediyorlardı. Kendisine anlatılan İslam bu değildi. Gerçek İslam'ı öğrenmişti. Kafasındaki bütün tabular yıkılmıştı. Ve haçtan dönmüştür, çalışmalarına, konferanslarına devam etmektedir. Bu arada arkadaşları, dostları kendisini uyarmaktadır. Sana suikast yapacaklar, konferans yapma diye. Ama Malcolm geri durur mu? Aynı Hazreti Hüseyin'in hikayesine biraz benzer. Kendisine suikast düzenleneceğini bile bile gece Hilton Oteli'nde saklanmış, 21 Şubat 1965'te Manhattan'daki Audubon Salonu'nda Malcolm X konuşma yapmaya hazırlanırken 400 kişilik dinleyicilerden birisi "Zenci, ellerini çek cebimden" diye bağırdı. Malcolm ve korumalarının olayı bastırmaya çalışacakları sırada bir adam ileriye doğru atılarak Malcolm'un göğsüne ateş etti. İki kişi daha tabancalarıyla sahneye doğru ateş etti. Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi'ne götürülmesinden kısa süre sonra 15.30'da öldüğü açıklandı. Yapılan otopsiye göre göğsünde, sol omzunda, kollarında ve bacaklarında olmak üzere 21 yerinden yaralandığı söylendi. Bunlar o kadar azgın insanlardı ki öldüğünü garantilemek için otomatik silahlarla öldürdüler. 1965 yılında hayatı son bulmuştu. Allah rahmet eylesin, ruhun şad olsun. Selam olsun sana Malcolm. Selam olsun. Malcolm X'in hikayesi o kadar sıra dışı, o kadar hazindir ki beyaz perdeye de aktarılmıştır. Universal yapmıştır bu filmi. Denzel Washington'un olağanüstü performansıyla sinemaya da aktarılmıştır. Çok ilginçtir ki bugün de Malcolm'un doğum günüymüş. Wikipedia'sına bakarken gördüm. Özel olarak tasarlamamıştım. Allah tek getirdi demek ki. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın dostlarım. Given airtime on radio and television, where he called for the separation of white and black people in America. You don't integrate with a sinking ship. You don't do anything to further your stay aboard a ship that you see is on its way down to the bottom of the ocean. Complete separation is the only solution to the black and white problem in this country. Malcolm X was taught that the white race was inherently evil, a belief that was about to be challenged when he left the nation and soon after traveled to Mecca to perform pilgrimage in 1964. Where he converted to Sunni Islam. I'm against any form of segregation and against racism. I'm a Muslim. I believe in the religion of Islam, which believes in brotherhood, complete brotherhood of all people. While abroad, he secured scholarships for African Americans to study at Al-Azhar University, where he also obtained his ijazah.